Günaydınlar efendim. Yine güzel bir sabahta karşınızdayız. Ebru Murat bu sabah Show TV. Her zaman olduğu gibi 8 mi saat tam? Vallahi bakayım. Saat 8 maşallah. Türkiye saatiyle 8'de karşınızdayız. Amerika'dan da izliyorlar, Avustralya'dan da. Onlara iyi geceler, kimilerine günaydınlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Memleketin hali pürmeli halini anlatacağız ilerleyen dakikalarda. Evet. Değil mi Ebru Hanım? Evet, telefonumuz var mı? Telefonumuz da var. WhatsApp hattımız var. 0534 263 43 72 efendim. Buradan arayıp seni soranlar da oluyor. Çünkü Murat'ın özel telefonu olmadığını biliyorum. Ha evet tekrar. Lütfen ama 24 saat açık. Ama o kadar da değil. Gibi, bugün de yine bizlerle bütün yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. 2 saatlik canlı yayınımız boyunca bakalım bizleri neler bekliyor. Tekrar hoş geldiniz. Çaylar kahveler hazırsa başlayalım. Buyuruz. Ha bu arada bu sabah Show TV, onu da hatırlatalım. Lütfen. Instagram ve Twitter adresimizdir efendim. Dün de bahsetmiştik kokorecinden değil mi? Dönerine vesaire. Ama acaba sokak lezzetlerine bizi bekleyen tehlikeler var mı yok mu? İşte bu spotun altına bakacağız bugün. Acaba ne yiyoruz onlarla beraber? Evet. Peki hemen bir sıcak gelişme. Saat 6.38'de. Bir buçuk saat önce evet. Merkez üssü Kahramanmaraş Andırın olan bir deprem meydana geldi maalesef. 4.2 büyüklüğünde bu depremin derinliği 7 kilometre aşağı evet. yukarı. Yani 6.99 kilometre deniyor. Yine son derece yüzeye yakın bir deprem. Valla hissedilmiştir de büyük geçmiş çok olsun hisseden geçmiş kardeşlerimize. Olsun. Sabah evet. birdenbire bu böylesi bir depremde uyanıyorsun. Ama 6 Şubat'tan bu yana zaten hep söylüyordu uzmanlar ufak ya. Ufak ufak sallanmalar evet, yani, olacak diye. Fakat yine de tabii, ne olursa olsun ufağı da olsa yani, biraz hayır, setreni de olsa çok büyük. 4.2 depremi derinliği 7 kilometre çok sağlam hissedersin yakın. Yani büyük geçmiş olsun kardeşlerimiz. Bir de tabii ki yani hali hazırda bu travma atlatılmış değil. Öyle bir korku hala varken çok büyük geçmiş olsun tekrar diyelim efendim evet. Kahramanmaraş Andırın'a. Peki güzel bir haber var. Hemen girelim istersen. Tabii. SMA hastaları ve hasta yakınlarına müjdeli bir haber efendim. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen bir haberdir bu açıklama. Dedi ki SMA hastalığındaki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada yurt dışında uygulanan gen tedavisi. Daha önce bizde hep paralar toplanıp toplanıp vesaire valiliklerden onaylar alındı. Bir de kısıtlı vakitli oluyor değil mi o yani? Topladın yani hani. Yani belli bir süreci var çünkü o tedavi süreci çocuğun büyümesiyle vesaire hı-hı. dolayısıyla hastalığın ilerlemesini engellemek için doğru. çok kıymetli. Ve yurt dışında gerçekten işte senin de dediğin gibi milyon dolarlardan bahsediliyordu. Türkiye'de etkili olduğu belirlenen bu gen tedavisinin efendim belirlenen hasta grubu üzerinde denileceğini açıkladı. Bu çok güzel bir haber. Açıklamasında SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına da tahammülümüz yok. Yok. Çok doğru. Aynen öyle. SMA bilim kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisinin SMA bilim kurulu kimlere uygulanabileceğini de belirledi. Hı hı. Hasta hangi hasta grubunda kullanabileceğini tespit etti. Dolayısıyla gerçek bazda çalışmalar çok ciddi bir şekilde yapıldı. Ve uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek SMA hastası bebeklerimiz, çocuklarımız ve yakınlarına gerçekten çok güzel müjdeli bir haberdir. Güzel haber. Bir an önce olsa ne kadar güzel olur değil mi? Çünkü zamanla yarışılıyor ya. Evet. Bir de çok son olarak bu hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kurulacağını da ekledi. Evet. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Müjdeli haberi verdik. İnşallah tez zamanda hastanemiz hayata geçer. Evet. Peki. Şimdi dün bir uyandık. Aman Allah'ım. Öyle. Aylardır şu şekilde cetvel çizilmiş gibi olan dolar birdenbire hop yukarı doğru çıkıverdi. Döviz daha doğrusu altınla beraber. Dolar fiyatlar arkadaşım. Dolar ve kankitosu. Altın da gram altın zaten uçuyor gidiyor zaten. Dolarla beraber. Rekora doğru gidiyor mu gidecek mi? Kapalı çarşıya gittik tabii bizim orada biliyorsun tabii üstadlarımız var. Onlardan görüş aldık bakalım uzmanlar nasıl uyarıyor bu durumu nasıl karşılıyor. Geliyor muydu zaten gelmekte olan dediler bakalım sonra konuşalım biz de. Gerek dolarda olsun gerek altında olsun yeni rekorlar peş peşe geldi. Biraz euro bozacağım da baktım şey piyasa bayağı iyi hareketli gidiyor. Vatandaş olarak tabloları takip ediyoruz. Mecburen. Yeni rekorların devam edeceği yönde bir beklenti oluştu. Döviz ve altında rekor üstüne rekor geldi. Gözler piyasalara çevrildi. Bir panik havası var. Sert yükselişlerin mutlaka bir geri çekilmesi
olmuştur. Piyasalar güne yükselişle başladı. Dolar tarihi rekorunu kırdı. Dolar bankalar arası 24,5 lirayı gördü. Ancak serbest piyasada en yüksek seviye 23,60 seviyelerini gördü. Dün euro 23 lira bandında hareket ediyordu. Şu an 25 lira sınırına dayandı. Biz euroyu gerçekten favori görüyoruz. Dövizdeki dalgalanmalar gün içerisinde devam etti. Ancak uzmanlara göre yükseliş bir süre daha sürecek. 25 lira, 27 lira bandı dolarda sürpriz olmaz. Beklenti de bu yöndedir. Dolarda artık 20 liralık seviyelerin altı gerçekten çok zor diyebilirim. Ülke olarak üretime yönelmemiz lazım. Sadece dolar değil, altın da rekor tazeledik. 1494 TL'yi bugün test etti. Çeyrek 2340 TL, yarım 4680 TL, tam altın 9400 TL. Bu yükseliş yılbaşına kadar devam eder. Altın bu yıl 1700-1800 TL'yi görür. Yaklaşık 120 lira 1 gram altında 24 saat içerisinde fark etti. Euro ve altına yönelmek daha mantıklıdır. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye de eklememiş. Kendisi gayet bilir kişi olarak Kapalı Çarşı'nın üstadı değil mi? Yani gidildiğinde ilk mikrofon ona tutulur her ya, zaman tabii. Yıllardır. Ama beklenen bir şey miydi? Tabii. Yani evet. Davul zurna çala çala aslında hani söylene söylene aslında şimdi dolar gerçek değerini bulmak üzere yola çıktı diyelim. Panik yapmanın hiçbir manası yok. Evet. Çünkü 24-25'lerde bu iş şimdilik durabilir. Durabilir. Daha 23-30 şu anda. Şu an 23-30 civarı evet. 23-40'da satış. 24-97, 25-10 civarında da euromuz var. Altının gramı da işte 1480 civarında. Hı-hı. Öyle gözüküyor. Dün 1500 bilen şöyle bir test etti tabiri caizse. Şimdi daha evvel Merkez Bankası'nın faiz oranları o kadar önemsenmiyordu piyasada. Şimdi evet. 22 Haziran'daki Merkez Bankası'nın faiz oranı son derece önemli olacak. Çünkü oradaki faiz artışı yeni ekonomik yönetimle beraber, çünkü kurullar vesaire de oluşuyor. O faiz 22'sine kadar böyle bir gel gitler yaşanabilir. Zaten 22'sinde açıklanır. 23 itibariyle de bayrama giriliyor. Evet. Dolayısıyla da hep beraber göreceğiz. Ama esas olan bizi o zamana kadar bekleyen bol miktarda sevgi dolu güncellemeler. Evet. Altınlar, zamlar falan. Tamam. Aslında dolara, euroya zam geldi diyebiliriz bir anlamda. Tabii. Çünkü ucuz kalmıştı. TL'miz ne oldu diye. Akaryakıta, benzine bu aralar yani muhtemelen yarın motoru yine. Motoru ne gelmişti? O da yolda mıdır acaba? Motoru tabii aşağı yukarı bir kaç para? Şuradan söyleyeyim sana. İşte 1.37, benzine de 2.70 civarında bir zam geleceği ifade ediliyor. Ama bu aralar gözümüzü, kulağımızı internetten, haberlerden ayırmayalım. Çünkü mali durum açısından mühim. Ama herhangi bir şeye gerek yok, paniğe. Çünkü bekleniyordu bu. Zaten piyasa daha evvel de hani denir ya öyle hazırlanmıştı tabii. Falan. Hep beraber göreceğiz ama hakkımız hayırlısı. Emekli, peki. Öğrenci, işçi, memur kardeşimize sevgi selam olsun buradan. Selam olsun. Altın kaç demiştin en son? Altında. Altınla ilgili bir soru. Altınımız şey. Hangi? Gram altın mı? Gram altın. Sevgili gram altın şu an 1480 civarı. Şimdi şu düğünler ve şu görüntü hayal oldu demiştin Nurgül Yeşilçay. Bak çok komik bir fotoğraf paylaşmış. Özcan Deniz'le o ünlü dizisinde, Asmalı Konak dizisinde bir düğün sahnesinde. Allah, altınlara paralara bak. Aman şey Allah. Özcan Deniz'i kolye, şeyin papyonun altından o var. Paralar vay, maşallah. Vay. Abi paralarda o sırada bol sıfır var. Bol sıfır bak 5 bak, bin liraya bak. 5 bin lira bile takılmış zamanında yani. Evet. Şimdinin 5 lirası mı? Tabii. Dolarlar, eurolar orada uçuşuyor gördüğünüz tabii gibi. Bayağı falan. Yürüyen banka gibiler. Bir dönemin düğünleri diye de biz de böyle yani, evlenirdik diye yani anlatmış. Aslında 2-3 hafta önce bu aşiret düğünlerinden bol miktarda hani öyle hani cash on the table evet. Dediğimiz masada böyle sayıyorlardı ya. Bazı yerlerde devam edecek ediyor, zaten. Tabii ki. Ama yani Nurgül Hanımcığım'ın söylediği de son derece normal. Evet. Yani geçmişin gelinlerine eyvallah ama bugünün gelinleri yazık. Evet, bugünün talihsiz gelinleri, bu beklentide birkaç tane bu yılın gelinleri şanslılar. Çünkü ederi çok yüksek. Düşünsene öyle olunca. Peki, hemen bir de şöyle bir şey affedersin. Venüs geriye gidecek. Temmuz ya yani 20'si ve 5 Eylül Venüs arası. Venüs de mi geri gidiyor? O zaman gidecek. 5-20 Temmuz'la 5 Eylül arası aman düğün müğün yapmayın diye astrologlar söylüyor mesela. Bak her türlü bilgi var bende. Sen de her yaz şu düğün mevsiminde bir şey ileri geri buluyorsun. Yani nikahı önceden kıyın. Düğünü sonra. Düğünü ya da eğlenin imzayı sonra atın. Yani atılacak imzalar orada ya önemliymiş. Ben bir tek Merkür geriliyor falan bizi etkiliyor zannediyordum. Ebru gökyüzü var ya bir alem. Her şey ileri geri. Sadece Merkür yok. Venüs var, Mars var, Plüton, Satürn. Ya var da bütün gezegenlerimizin ileri geri hallerinden biz ne hale geleceğiz. Neyse benim anladığım konular değil ama şundan anlıyorum. Yaz kendini hissettirmeye başladı. Çünkü Bodrum'da olmaya başladı efendim. Şimdi turist akını var. Evet, hava özellikle dün 31 dereceleri göstermiş Bodrum'da. En popüler tatil belgesi.
bölgelerinden biri Bodrum. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turist akınına uğradı uğramasına. Ama. Acaba hava bugün nasıl olacak? Vallahi hava bugün herhalde. Bugün de yağmur bekleniyormuş. Ya işte bak görüyorsun. Evet. Bir dakika, tam bir türlü gelemedi o zaman ya, öyle mi? Evet, aynen öyle. Ama yani, şu güzel ki yine de hani bu tarihte Antalya'yı vermiştik geçtiğimiz günlerde. Son yılların en çok turist akınının olduğu. Yani getirdikleri para önemli ya. Evet, yani tabii. Binlerce insanı buraya akıt harcadığı bir şey yoksa bir manası yok ki. Onun yerine 3-4 tane böyle kallavi zengin gelsin, onun harcadığını harcıyor zaten. Ama öyle deme Murat, yani küçük esnafından büyüğüne kadar, yani senin ya, de dediğin o kallavi dediğin her şey dahil denen herkes... turizmde bu iş olmaz ki. Adam geliyor havaalanından otobüslerle yerleşiyor oteline, bir hafta 10 gün boyunca orada yiyor içiyor, ne yediği belli değil. Sonra çıkıyor yine şopsteriye havaalanında, esnafın yüzünü görmüyor. Evet. Oh böyle yani, o yüzden gelen gelsin ama bir de sağlam iyi paralarla gelsin güzel gelsinler, kardeşlerim. Harika. Yoksa her zaman başımızın tacıdır. Gelin, Mevlana da demiş gelin. Ne olursan ol gel. Kim ama biraz parayla gel. Günümüzde böyle, çünkü cari açık kapatmamız lazım. Kesinlikle öyle. Yani özellikle pandemiden sonra turizm sektörünün birazcık daha canlanması ve bu gerçekten çok çok kıymetli. Gelin efendim. Pandemi kalmıyor. Peki Sivas Kılıçlıkaya Barajı ne oldu? Doldu mu barajlar, doluyor mu derken taştı gidiyor. Her yer sular altında kaldı. Bakalım görüntülere. Vay vay. Baraj taştı. Her yer su altında kaldı. Sivas Su Şehri'nde yıllardır kuraklıkla mücadele eden Kılıçkaya Barajı, son zamanlardaki yağışların ardından %100 doluluk oranına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde bazı noktalarından taştığı için de kontrollü olarak kapakları açılmış, suyun bir kısmı tahliye edilmişti. 3 ay önce su bulamıyorduk ama şu anda barajlarımız doldu, kapaklar açıldığı halde sular halen yükseliyor ve halen yağışlı havada oturuyoruz. Ancak bu da yetmedi. Kılıçkaya Barajı taştı. Çevresindeki sosyal tesis sular altında kaldı. Ya geçmiş olsun valla. Geçmiş olsun. Özellikle gerçekten. Özellikle ekili dikili arazileri etkilemesi açısından mühim. Evet. Sivas'ımıza da sevgi selam. Bak %100 kapasiteye ulaştığı için 31 Mayıs'ta kapaklar açılmıştı zaten. Ufak ufak. Bak evet, şimdi de şelale gibi olmuş. Böyle birdenbire toprağa suyu verince de o da büyük bir problem. Ama bir taraftan da sarı kodlu uyarı yine meteorolojiden. Evet. Yoğun yağmur özellikle İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyon, Karahisar, Muğla, Kırıkkale. İşte Ankara yine. Balıkesir, Bursa'da olabilirmiş bugün. Aman dikkat güzel evet. Kardeşlerim. Bilecik de aynı şekilde. Bu arada şu güzelliklere de bakınca da ah diyorum harika. Peki Murat'cığım, Aksaray'da bir eğitim uçağı. Evet, havada panik, hem tarlada son bulmuş. Tarlada. Tarlada. Nasıl bir iniş oldu o? Bir de böyle hop. Bir de inebilmiş. İnmiş. Ama eğitim sonra uçağı. Ne olmuş? Korkulan yok neyse ki. Ha, herhangi bir can kaybı yok ama hani garip bir de bir durum olmuş. Ablamızın oradaki röportajı çok güzel. Bir bakalım. Havada motor durdu. Tarlada taklayla son buldu. Özel bir şirkete ait eğitim uçağı İstanbul'dan iki pilotla kalkış yaptı. Bir süre sonra motor arızası olunca Aksaray'da boş bir arsaya zorunlu iniş yapmaları gerekti. Motorumuzu kaybettik. Motor gücü gitti. Ben de planlayarak buradan bir şeyle emergency planlayarak inmeye çalıştık. Güzel teker koyduk. Gittik ama çukura denk geldik. Çukura ön teker girdiği için de öne doğru front flip dediğimiz takla attık. Takla atan uçaktaki iki pilot faciadan kıl payı kurtuldu. Pilotlar olayı hafif yaralı olarak atlattılar. Arsa sahibi ise haberi alıp olay yerine geldiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Ne bileyim ben, vallahi biz de ilden duyduk, geldik buraya. Biz evimiz yamaçta, bizi amcaoğlu aradı, uçak düşmüş tarlanıza diye. Herhalde dedim biz zengin olacağız dedim herhalde. Sen deriyi geç, nerede boğul?
Valla neyse ki inebilmişler ya, bir dağlık alan olsun. Falan filan değilmiş yani, indirmek de müsait şey kolay değil. Tam eğitim olmuş aslında baktığın zaman. Ah. O çukura değmeyeydi çünkü şeymiş, teker gidiyor ya, evet. Giderken hani motosikleti falan düşün, ön tabii, teker çukura atar. Girer hop atar aynı şekilde. Yoksa uçakta bir şey yok valla. Çok şükür. Alacak onu, alacaklar. Hadi arkadaşlar bir el atın, hop geriye döndürüp uçurabilirler diye. Yeniden ya, ucuz de. Ucuz atlatılmış eğitim uçaklarında genelde bu tarz kazalar. Bir de alkışlıyorum. Orada ekili arazilere gelmemiş, tamam bu bir nispeten herhalde bir NADAS'a bırakılmış bir arazi parçası, oraya gelmişler. Ya ekili arazi olsaydı meyan tarafa yeşile, evet. Onu da gözetmişler. Bilmiyorum, sevgi selam olsun. Onu bilmiyorum da ablamızın yorumu şahane. Aha biz zengin olacağız zengin galiba, tarlamıza uçak düştü diye. Sevgi selam olsun, büyük geçmiş olsun gerçekten. Bu ucuz atlatılmış bir bakın nasıl gelmiş olabilir ya. Sonucu. İşte nasıl geldiyse bak. Fena durumu. Tam eğitim olmuş yalnız. Neyse ki can kaybı yok Allah aşkına. Çok şükür. Çok sigortası şükür. Vardır. Hemen yaptırırlar. Aksaray sevgi selam. Ebru. Yanardağ patladı havaiyle. Vay ne güzel görüntü. Öyle bir görüntü ki gerçekten inanılır gibi değil ve lavlar önüne çıkan adeta yok etti. Çevre illerde tabii ki bir korku yarattı bu bakıldığında. Havaiydeki yanardağ patlamasında kaydedilenler göz kamaştırıcıydı. Ama hı. Ama yaşayanlar için orada gerçekten ürkütücü. Allah'ın emri de dışarıdan çok güzel ama. Yanardağ patladı. Kırmızı alarm verildi. Amerika'nın Hawaii takım adalarında yer alan, en son geçtiğimiz Ocak ayında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı yeniden aktif hale geldi. Yanardağın patlama anı kameralara işte böyle yansıdı. Lavlar önüne çıkanı yok etti. Bölgede alarm kodu turuncudan kırmızıya yükseltildi. Yetkililer lav akıntısının şu anda Yanardağ'ın krateriyle sınırlı olduğunu açıkladı. Yazın bir gitmek lazım buralara ha. Ha? Bir görelim diyorsun. Tabii canım baksana ne kadar güzel dışarıdan. Vay vay vay. Ya yani, dışarıdan hoş da tabii ki sen şuradan oraya yakın bir yer yaşadın. Açıkçası içeridekileri yani en azından daha öncekiler 99'da mı olmuştu? 2019'da o yerleşim birimlerini hani mahvetmiş biraz. Tabii. Şimdiki yerleşim birimlerine yani o kadar hiç gitmemiş daha doğrusu. Şahane bir görsel şölen. Şu yaşadığımız. Ben şu, yani sırf sonrası... meraktan giderim buraya bakarım. Bizzat yaşamak isterim nedir ne değildir evet. Diye. Evet. Doğa olayı nihayetinde ya. Yani dünyanın da kendini kesinlikle. Bir yerden göstermesi lazım. Gösteriyor evet. İşte böyle ama böyle. Sonrasında o saçılan küller ve vesaireyle çevre illerdeki insanların şehirlerde yaşaması çok kolay değil. Baksana şu hali. Ya ama onların da bir şey tarafı vardır ya. Faydalı yani diyeceksin. Faydalı bir tarafı illaki vardır yani sonuçta dünyanın. Doğada diyorsun. Evet Rabbimin oluşturduğu bir şey. Mağmadan geldi. Baksana şu güzelliğe. Vallahi görmek isterdim. Oturacaksın, alacaksın çayını, çekirdeğini. Bir yanardağ nasıl çok güzel böyle yanardağ manzaralı bir yer. Biliyorsun ki şehirlere, illere, ilçelere, köylere gitmiyor. Ha. Çekirdeğini şöyle çekirdek, şöyle. Çekirdek, dünkü off-roadcular gibi bak, diyorsun. Bak 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 diyeceksin mesela biz de öyle. Bir el atayım, selfie. Bir yardım edeyim şu lava ben. Selfie böyle yapacaksın. Keşke olabilse. Hawaii de uzak ya. Los Angeles'a gidiyorsun. Oradan bir 6 saat daha uçuş. Vay pot pot kalbim. Değil mi? Kalbim dışarıda atıyor şu an. Inter'de Manchester City arasında 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 2023 tamam. UEFA. Peki. Cumartesi büyük hazırlıklar yani. Var. Tabii. Yeni Kapı etkinlik alanımız var biliyorsun. Orada mitikler falan filan düzenleniyor ama bu sefer tabii de biraz daha farklı. Görmekteyiz efendim. Burası Yeni Kapı etkinlik alanımız. Bugün bir açılış gerçekleşecek. Festival. Şampiyonlar Ligi kupası da bu festivalle beraber gelecek. İşte Futbol Federasyonu Başkanı orada, sorumlusu orada. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin elçisi orada. Altın Top. İşte aha. Gerçekleşecek böyle bir katılımda açılış töreni buranın. Ondan sonra da dostlarımız buraya gidip oh! Misler gibi çayırlarda, çimenlerde ben de olmak isterim şahsen. Peki neler yapacaklar? Bak şimdi bir de kupanın görüntüleri var. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin kupası, kupalar nerede diyeceksiniz. İstanbul'un tarihi yerlerinde sergileniyor. Bu da şahane gerçekten. Şimdi sahne gören, gördü tabii. Baksanıza harika. Bak bak burası i̇şte bu. Evet İstanbul. Oo, Çırağan'da tarihi yerlerde. AKM, Ayasofya. Evet. Vay vay müthiş. Vay. Esenyurt'a koymuşlar. Esenyurt'ta i̇şte yok mu? Yerevatan Sarnıç'ta da başka durmuş ama baksana şu güzel. Yenilenmiş haliyle, değil mi? Evet.
Bu ışıklandırma gerçekten şahane oldu. Bravo. Taksim'e de koysaydınız ya. Peki futbol severler özellikle ne yapabilecekler? Sultanbeyli'de niye yok? Esenkent'e niye gitmezdi? Esenyurt'a niye gitmezdi? Gidelim Allah. Oralara da gidelim. Fotoğraf çektirebilecekler bu kupayla. Futbol severler. Hı hı. Sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanmış 32 takımın kaptanlarının formaları da etkinlik alanında yer alacak. Meraklılarına duyurulur bizim efendim. Bizim bir şey vardı ya, Etçi Nusret beyefendi, soyadını unuttum şimdi. Hani Messi ile fotoğraf çektirmek için çırpınıyordu falan filan. Yasaklandı değil mi? Burada hiç öyle bir şeye gerek yok. Herkes rahatlıkla fotoğrafını çektirebilir güzel kardeşim. Kupayla. Buyurun efendim, reklamlar bizden söylemesin. Haydi bakalım. Sokak lezzetlerine dikkat. Plastik kesme tahtalarında mikroplastik tehdidi. Plastik bulacağımı biliyordum ama gerçekten büyük bu kadar parça bulmak beni de şaşırttı diyebilirim. Az sonra. Efendim tekrar buradayız. Eğer şu an açtıysanız Show TV ekranlarını bizimlesiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ya şu kompulsif obsesif dediler. Böyle sürekli yapıyorum ya. Ha öyle mi? Evet evet. Yani enteresan. Bir şizofreniye yakın bir hastalık. Hayır, o takıntı hastalığı. Takıntı yani hastalığı. Böyle hani simetri Başak vardır. Başak Burcu'ndan dolayı. Evet, sen Koç değil misin? Yükselen Başak. Ha, oradan geliyor. Sen hastalığı. Benim eve gel böyle her şey düzen, nizam, intizam. Benim tabii olayım canım, budur. Kulesinden evi. Okuyorum onu da. Göremedik henüz çünkü eve almıyor yani. Toz olur, ayakkabısıyla girer, saçının teli düşer falan. Almanya nasıl Schengen'i vermiyor? Eve girişte de Schengen. Hoş geldiniz efendim. Günaydın, sevgiler, selamlar. Bu sabah Show TV. Twitter ve Instagram adresimizdir. Ebru Akel ve Murat Güloğlu TV'de. Elle sıkıştırabilirsiniz. Harika. Hoş geldiniz. Buyurun bak şimdi. Az önce bahsetmiştin sen biraz. Şimdi sonra. Yeni bir yöntem var Ebru'cum. Dolandırıcılıkta. Evet. Bak. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü çalışıyor. Arge çalışması var hırsızların biliyorsunuz. Her gün geliştiriyor. Her gün geliştiriyor. Araştırma geliştirme hadisesi. E5 kenarındaki yol bu biliyorsunuz E5. Dolandırıcıların yöntemi akıllara yolunda AŞ filmini ekranlara, akıllara getiriyor. Daha doğrusu bir bakalım efendim. Yolunda AŞ iş başında. Yolunda AŞ yine iş başında. İstanbul'u karış karış geziyor, aynı taktikle dileniyorlar. Yolunda AŞ, iş başında. Ya bunlar yolunda AŞ. Yolunda AŞ, yine iş başında. Yolunda AŞ dilencileri bu kez de Beylikdüzü'nde kameralara yakalandı. Beylikdüzü anlık, yolunda AŞ, yine iş başında. Araçları durdurup para istiyorlar. Vicdan sömürücüsü kadın yanında duran yaşlı adamı göstererek şizofren hastası olduğunu söyledi. Taksi parası istedi. Yardımcı olabilir misin? Hayırdır inşallah. Ama maliden süpermedim. Ben ulaşıyorum. Benim yolu cekim yeterli değil. Ne kadar lazım? 400 lira. Nereye gideceksiniz? Göztepe Merdivenköy. Nereye? Göztepe Merdivenköy. Vatandaşın arabayla bırakma teklifi neyse bahanesi sadece taksiye biniyor şeklindeydi. Göztepe, bırakalım arabayla. Ben bu arabayı bilmiyorum. Zofren korkuyor arabalarda. Neyle götüreceksin? Bilmiyorum sadece. Evden kaç yaşımız onu uyarıyoruz hep. Kendisi evden çıkışı Zofren. Para çekeyim geleyim. Tamam beklerim. Tamam bekle geliyorum. Yolunda AŞ, iş başında. Ya bunlar yolunda AŞ. Sadece taksiye binebiliyormuş. Onu ayırt ediyor. Sarı olunca binerim diyor. Olaya gel. Uber gönderseydik henüz. Peki. Şimdi evet bunlar başımıza gelmiyor mu? Geliyor. Ve gelmez olur mu her yerde ya. Vicdanımızı ve sağduyumuzu ciddi anlamda sorguladığımız tabii. Anlar bu anlar. İşte yani, iyilik yapmaktan kaçıyorsun bunları görünce. Az önceki şey gibi işte çocuk bisikletten düşmüş bir de ay tövbe yapmam tabii. Diyen arkadaş gibi yani. Senin vicdanını, dinin, duygularını sömürüyorsa bir de yapmıyorsun bir baktığında daha. Baktığında gerçekten giyim, şıklık, duruş, konuşma hani konduramıyorsun ya bunlar da bir dolandırıcılık ya da hani başka bir tavır yoktur. Bari yardım edesin geliyor. Fakat gel gör ki efendim inanmayınız. Çünkü gerçekten o halde bir insanın evet
insanız, hepimizin başına her an her şey gelebilir. Ama maalesef kötülerin yanında bu iyileri böyle mahvetti. Yani bizim o bakış açımız kalmadı bunlara. Yok. İyilik zaten tarafımızı ne yazık ki kapatmak zorundayız. Üzerinden böyle kalın bir şeyle bunu görmek istemiyoruz. Yani öyle. Devir kötü işte. O yüzden bakacağız yani. Allah aşkına para kolay mı kazanılıyor? Arkadaş diyor ki ben götüreyim. Yok sadece taksi hadi ya. Ha o niye? Bir de bak arabasını almayı göze alıyor. Arabayı aldığın anda ne olacak? Ne örneklerini gördük? Güzel kardeşlerim lütfen. Aman dikkat. Valla başıma o. Hele bu aralar aman. Evet, bir şey almaya çalışırken beni inandırıp bununla karşılaşınca bir daha artık gerçekten o şeylere, nidalara, yakarmalara falan filan karnım tok. Karnımız tok. Yapmayın efendim. Karnım tok. Peki. Mesajlar var ama evet, okuyalım birazdan hemen. Ya Ebru'cuğum. Evet, şimdi şu plastik kesme tahtalarına gidelim. Çünkü valla evde de bu kullanılıyor aslında, yani dış müesseselerde söz konusu ama hadise şu, plastik kesme tahtalarındaki büyük tehlike. Çünkü uzmanlar uyarıyor artık. Artık yeter diyorlar yani. Buyurun. Plastik kesme tahtalarında mikroplastik tehdidi. Sağlıklı koşullarda üretilmeyen gıdalar hastalık yapan bakteri, virüs, parazit ya da kimyasallar taşıyabilirken son yıllarda artan plastik kullanımıyla birlikte gıdalarda birçok hastalığa neden olan mikroplastiğe de rastlanmaya başlandı. Çoğumuzun vazgeçilmezi Urfa kebap, kokoreç ve börek gibi sokak lezzetlerinin hazırlanışında kullanılan plastik kesme tahtaları tehlike saçıyor. İstanbul Üniversitesi'nde sokak lezzetlerine yönelik mikroplastik araştırması sonuçlarına göre Urfa kebabın 100 gramında ortalama 52, kokoreçte 470, börekte ise 830 mikroplastik parçacığına rastlandı. Plastik bulacağımı biliyordum ama gerçekten büyük bu kadar parça bulmak beni de şaşırttı diyebilirim. Kokoreçte en büyük boy, yani 2.6 milime kadar büyüyen parçadaki plastiği bulduk. Fark etmeden neler yiyoruz? Bir hamile bir kadının anne karnında bebeğin plazması içerisinde dahi bu plastiklere rastlandı. Şimdi yani, hal böyle olunca ne yapacağız? Bunlar orada kesiliyorlar. Vallahi gelip de yani hani zaten hani acıkmışsın çok normal. Belli bir süreyi, belli bir şey badireleri atlatmışsın. O badireler ne? İşte fiyat, şu bu kokoreç ne kadar, almayı Urfa ne kadar, almışsın. Bakıyorsun ediyorsun her yere. Zaten iyice yoruluyorsun. Ondan sonra gelip de ondan emin olmuşsun. Ha bir de onlar var ya, ona emin olacaksın. Ne yiyeceğim acaba, mideme ondan ne gidecek? Sonra adam sana böyle o plastik şeyle olmaz denecek pozisyonda çok olamıyoruz. Bazen sokak lezzetleri için söylüyorum. Tabii, evet. Yani zaten acıkmışsın ve ucuza bir yer bulmuşsun. Ama gönül ister ki tabii evlerde de kullanmamak lazım bunu. Evet. Nasıl temizleniyor mesela? Yani şimdi bu kesme tahtası evde de var. Yani gerçekten her yerde var. Bir de özellikle bir şey vardır. Yani işte eti kestiğin yerde sebzeyi kesme, o bıçağı kullandığın yerde onu kullanma ayrı. Yani birçok bakteri karışımı ve üremesi söz konusu. Bir de o kestiğin parçalar afiyetle, sen en temizini yaptığını düşün. Ha neyle temizliyorsun? Atıyorum çamaşır suyuyla vesaire vesaire, hepsi onun kalıntıları orada kalmayacak mı yani? Ya da sirke mi yapmak lazım acaba? Bak olabilir ama bu sefer de kokoreçin tadına engelleyecek. Tamam, sen temizledin. Hijyen tamam, süper, on numara. Fakat kesiyorsun, kestikçe ufacık senin gözle göremeyeceğin o işte satırın, o kalın sert bıçağın ucunda o plastik parçalarını, o zaman yasaklayacağız bunu, bu başka türlü olmaz. Koyuyorsun. Yani bu plastikleri bunları hayatımızdan çıkaracağız arkadaş. Plastik sandalye, plastik koltuk, plastik bilmem ne. Bak, yani kokoreçte 470, börekte 830 mikroplastik parçacığına rastlanmış. Yani herhalde çoktur. Baksana bu kadar sayıyla böyle büyük büyük gözüküyor gözümüzde şu anda. İnsan sağlığına sonra neden işte insan ömründe işte hastalıklar farklı farklı baş göstermeye başladı sorusu akla geliyor. Olduğumuz havada kim bilir neler alıyoruz be Ebru. Yani oraya bakınca aynen öyle. Ne oldu, ne ama genel olarak kontrollerin ne kadar önemli olduğu da ortada. Bunu her zaman söylüyoruz. Şimdi nereye geleceğim? Sancaktepe'ye gideceğiz. Maalesef. Gideriz oraya ya. Yok yok, oraya değil, mesaj var. Cadet. Beşiktaş Ulus'ta 4+2 evim var. Vay bak, acayip zengin. Peki. 15.800 ödüyor kiracı. Akıl alır gibi değil. Rayicinin 4 katı altında kira ödüyor. Fırsatçı bedava oturuyor. Ev sahipleri mağdur diyenler de var. Ki Beşiktaş Ulus baktığın zaman Türkiye'deki ilk 3'e girer.
Yani orada herhalde 15.800 tamam. dolar diye Peki, zannettim. Peki ben bu Cedet Bey'e hanımefendiye sormak istiyorum. Tamam, siz bu evinizi zorla mı verdiniz? Hayır, siz belli bir sözleşmeyle verdiniz. Şimdi fiyatlar bir anda arttı diye sizin eski kiracınızın suçu günahı ne? O da ona verilen oranda artırmaya çalışıyor. Ne yapacaksın? Zaten bunu karşılıklı. Bak, karşılıklı değil işte. Yani karşılıklı tabii de buradaki en büyük problemlerden biri bu. Burada artık bir ne bileyim bir ev bakanlığı, artık ne bileyim bir şeyin olması lazım. Kiracıyı koruyan, ev sahibini koruyan, karşılıklı evet ama yani... Ya ben ev sahibimi istiyorum ama senin maaşın o kadar arttı mı kiracının? O da diyor ki benim derdim değil ki. Evet. Çünkü o arkadaşı şöyle genelde şu şekilde alır. Hop koysam bir yere 15 bin bugün 75 bin liraya kiralayacak insanlar var. İşte sorun en başta başladı aslında da. Ne bileyim işte bir evet. herhalde çözülür şimdi öyle Bak, olabilir. Bak Ebru Hanım merhaba, benim oturduğum yerde kiram 2500 iken Feray Hanım 10 bin lira istedi aidat hariç. Ben de %100 zam yaptım, 5 bin ödedim ve bir de ayrıca 1100 lira aidat ödedim. Ancak kabul etmiyor. Bizim maaşlarımızda bu kadar bir anda böyle bir zam olmadığı için ev sahipleri mağdur olabiliyor. Ancak yüzdelik kısımda kiracılar çok daha mağdur. Ben 10 bin lira verirsem aç kalırım. Yani çadırda mı kalacağız biz bu gidişle? Çadırı bulsak iyi. Onlar da yok çoğu zaman. O da ayrı. Peki. Ya fena bir durum. Yani artık herhalde bu konuya ciddi el atılması evet. gerekiyor. Okuyacağım daha. Mesajlarınız çok fazlaca evet. gelmiş. Sevgili Defne Samyeli ile Çağrı Tel Kıvıran kardeşimizi şu an ekranlarda görmekteyiz. Oo, yüzünde Photoshop mu var beyefendi? Kimin? Bana böyle geldi. Vallahi ikisinde de vardır herhalde. Yeni aşkın fotoğrafı mı acaba bu sorulara cevap getirdi. Bir görelim, bir açıklamalar var Defne Hanımcığımın. Sevgi selam diyerek. Peki. Bakalım ondan sonra ne olmuş ya? Bir düğünde mi bir şey vardı, fotoğraf karesi? Ha, aşk mı diyorsun bunu? Bilemem, ne bileyim. Defne Samyeli'den yeni aşkın fotoğrafı. Uzun süredir yalnız olan Samyeli, gönlünü kendinden yaşça küçük olan aranjör Çağrı Tel Kıvıran'a kaptırdı. Defne Samyeli daha önce haklarında çıkan aşk iddiaları için şarkı çalışması yapıyoruz cevabını vermişti. Çağrı Bey ile çıkan haberleri soralım. Arkadaşım bari arkadaşlar stüdyoda biz iş yapıyoruz. Böyle sanki çok gizemli bir şey var ve yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum. Çünkü öyle bir şey zaten yok. Hani saklanılan bir durum da yok. Arkadaşım birlikte şarkı yapıyoruz. Bunu da zaten biliyorsunuz. Niye daha farklı yansıtıyor ben anlamıyorum. Dün bir düğüne katılan oyuncu ve şarkıcı Samyeli ile Tel Kıvıran, Instagram hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak herhangi bir not düşmedi. İkilinin paylaşımını gören hayranları ise aşklarını ilan ettiler yorumunu yaptı. Aşk kokusu var, havada aşk kokusu var. Yani şimdi bu fotoğrafa baktığında, burada birbirinin gözünün içine bakıp gülümseyen bir çift görüyorum ben. Bu arada... Ha gözden, gözlüklerden evet, gözü görebiliyorlar. Bu arada Defne'ye geçtiğimiz haftalarda bir ödül töreninde sahnede böyle yüz yüze geldik, ödül verdim. Kendinden photoshoplu Defne Samyeli. Ha güzel zaten, Türkiye güzeliydi canım, yani, daha ne yapsın? Evet, güzellik devam ayrı onu. Ama yani hani Photoshop cilt güzelliği falan filan da çok önemli biliyorsun. Kendine çok iyi bakıyor, müthiş spor yapıyor vesaire. Yemiyor, dünkü konuştuğumuz aynen. Sadece. Valla kızlarının ablası gibi duruyor zaten. Tabii canım. Dolayısıyla küçük yani şöyle bir şey, gönlünü kendinden yaşça küçük. Ya geç onu canım, olur canım, yaşın sevginin aşkın yaşı mı olur? Aranjör Çağrı Tel Kıvıran. Şimdi yaptığı açıklama yani böyle arkadaşlar bir saniye ya falan, üst perdeden olunca biraz daha da dikkat çekici. Ondan sonra işte böyle bir hani hiç altında bir yazı olmadan falan bir paylaşımı da olunca demek ki hani iş ilişkisi aşka mı dönüyor falan diye akıllara soru getiriyor. O kadar da sert olmanın manası tabii yok yani. Canım. Yaptığı açıklamaya bakılırsa Defne Hanımcığım sevgi selam şey. Olsun. Herkesin aradığı da bulamadığı da bir şey yani. Ne kadar güzel ama şu bakış. Yani arkadaşça birbirlerine gülümsemekten çok böyle yani vücut dilleri, bakış falan bilmiyorum, bana öyle geldi. Yakışıklı, güzel insanlar. Ha, ben peki. Bir de bu fotoğrafta hiçbir yaş farkı falan da görmüyorum. Ya yaş farkı belli bir süreden sonra kalmıyor zaten canım. Kalmıyor. Romantik bir kare paylaşmışlar, aşklarını ilan ettiler, yorumunu yapmış hayranları. Biz bir şey aynen. demiyoruz. Bunun üzerinden ilerliyoruz. Mesajlar, ama işler güçler yerinde gidiyor anladığım kadarıyla. Bir de, ya şöyle bir şey, oyuncular sette, oyuncular... Bir aşk kıvılcımı olabiliyor. Müzisyen aranjörle çalışınca bir aşk kıvılcımı, hatta evliliğe kadar gidiyor. Böyle durumlar yani olabilir, etkilenir, etkilenmez yani, neden falan neden birbirini falan anlayan, yani. Aynı dilde konuşan, insanlar.
aynı zekada, aynı hayat görüşünde, zevkte olan insanların birbirini beğenmesi kadar normal bir şey yok. Yok, yok. O yüzden yani sert açıklamalara da gerek yok. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz falan filan diye. Sonra bir kare ortaya çıkıyor. Hayda, ayıkla pirincin taşını. Çünkü boşananları da biliyoruz işte. Arzum, atıyorum Arzum onun açıklamaları vardı ya başta. Evet. Abi şöyle bir şey yok falan filan. Abi baktı boşandılar. Ya gerek yok böyle hadiselere. Evet. Ya bakıyoruz da geç yani. Bir de ben haberci, magazinci arkadaşların açısından bakıyorum. Tabii ben ki. Orada olsam o üslup çok kötü zaten. Evet, haklısın. Ne yapıyorsun? Sen mesela bir soru sorduk. Herkes görevleri yapıyor. Sen de yok arkadaşlar falan ya. Böyle evet. Bir şey ya deyip zaten arabanın içindesin. Adam da hani hemen böyle bir agresif şey gerek takılmaya yok. Gerek yok. Aynen. Bir sakin. Ne bu ya? Dansı da ya çok gülüyorum. Böbrek ameliyatındayken binada bir davete davetli olduğum aklıma geldi. Ah. Defne Samyeli'nin son kıyafeti. Gerçekten olay oldu. Aslında bu Defne'yi Nil Ninat giydiriyor. Evet, Nil senin Nil. Benim Nil biliyorsun. Elimizde büyüdü. Çok da iyi bir gerçekten danışman oldu. İyi büyümüş de biraz eksik büyümüş baksana. Kıyafetlerden bu, belli. Şimdi bak, Defne de her şeyi beğenen bir insan değil. Yani bir ünlü bir modacının bir tasarımı bu. Böyle siyah beyaz bir elbise yapmış. Göbek kısmını kapatmış ama. Ama yani Tansu'nun yaptığı 10 numara. Oraya maske falan koymuş. Ya maske ama bak o da maske gibi duruyor değil mi? O şey ne acaba orası? Böbrek ameliyatındayken bir anda bir davete davetli olduğum aklıma gelmiştir. Hemen şeyi bırakıp ameliyatı bir kenara bırakıp davete mi koşuyor arkadaş? Şimdi bak lastiği de böyle yapmış. Elbiseyi giymiş. Saçı da takmış. Bu ne peki? Hani bu tasarım bu da... Hani her an maske olarak kullanılabilir. Galiba ben hani anlamadım o tasarımı niye oraya koyuyor. Ya da unutmuş mu yapan modacı anlamadım ki onu. O da bu tasarımın bir parçası. Evet. Yalnız. Ne bileyim ya taşıyor bunu da taşımış yani baksana Defne'ye. Ya taşıyor yani canım. Yani maske giydir maskeyi de taşıyor. Ama Tansu da taşımış buyur. Tansu çok iyi. Yani sen bu Defne Hanım'ın üstündeki kıyafeti Tansu Bey'e giydir aynısını taşır da onda bir sıkıntı Tansu yok ki. Tansu ne olur bir gün benim de bir kıyafetimi giyip böyle bir şey yapar mısın? Böbrek ameliyatından kaçıp davete gidiyor gibi aslında. Fena güzel yani açıklama. Benim aklıma gelmezdi şahsen. İşte o yüzden Tansu oluyor. Evet aynen. Canım bakışa benim. Bak yalnız yani poza da girmiş yani ben bir de çok güvenliyim diye. Çok ama baktığın zaman güvenli. Gerçekten hani fotoğrafları böyle kaydıra kaydıra gittiğin zaman gerçekten bir böbrek ameliyatından çıkmış gibi Defne Hanım'da bir tarafta. Bir bandaj gibi orada. Şey. Allah Allah hangi akıllara neyse, zarar. Beğenmişler giymişler yani moda kurbanı olmak diye bir şey de var ama hani gözle gördüğünde de bas bas bağırıyor kıyafet. Peki yani inşallah aşk vardır. Hep beraber mutluluk yaz güzel geçsin ya. Çünkü Defne Hanım'ı çok konuşuyorduk. Konuşmaya devam ederiz böylelikle. Peki. Severiz de kendisini. Tabii bir dönem ki. Beraber çalıştık. Haberciydi, habersiz bir yeriydi biliyorsun. On parmağında on marifet Defne'nin. Yani. Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal çifti. Merhaba. Bak aynı dönemde Kerimcan Kamal'la da çalışmıştık. Evet. Aa televizyonun parlak çocuğu. Ya. Ben çok severim. Yani evet. Abimizdir ya parlak çocuğu derken. Şahane insan, sevgi dolu bünye. Buradan sevgi selam abi her zaman bir emrin arzun varsa diye. Çok teşekkür. Çok güzel insan. Cilt bakımına giderken görüntülenmişler. Kerimcan Kamal demiş ki bizim de güzelleşmeye hakkımız var. Kadınlar da yanlarında güzel birey ister. Ben şimdi bu hafta ya da sonraki hafta bir cilt bakımına gireceğim. Ben vallahi görüyorum seni. Ben giriyorum yani niye girmeyeyim? Tabii canım. Buyurunuz. Metro. Buyurun. Doğa Rutkay'la eşi Kerimcan Kamal'ı cilt bakımına giderken görüntülüyoruz. Cilt bakımım vardı ona geldim. Ona doğru gidiyoruz. Cilt bakımı vardı, ona geldik abi. Siz değişik mi ediyorsunuz? Ne yapacağız abi, beraber. İşimiz bu. Girelim, niye girmeyelim abi? Bizim de güzelleşmeye benim hakkımız ihtiyacı var. İhtiyacı yok arkadaşlar, daha ziyade benim. Erkekler de seviyor artık cilt bakımını. Erkeklerin de hakkı var böyle şeylere abi. Hanımlar da yanlarında güzel beyler ister. Ben memnunum efendim, beğenmişim, almış. Yaz planlarını soralım Kamal ailesine. Biz klasik biliyorsunuz arkadaşlar, Çeşme Alaçatı hattı. Bu sefer bir Urla hattımız daha açıldı. Bir de orası var. Doğru, evet. Erkeklerin de bakımı... Çünkü ya bu ten, sizinki ten de bu değil mi? Ha bu cilt de seninki cilt değil mi? Değil mi yani? Tabii ki. Bakacaksın, edeceksin tabii çok doğal olarak. Hele şehir insanı. Evet. Şeylerle, egzozlarla sürekli dip dibeyiz. Tozlar, İstanbul'un tozu da bitmiyor maşallah. Güneş yani vesaire. Çok hayır benden öte yani da... Kerimcan Bey ya da ne bileyim Diyarbakır'daki Ali Bey. Tabii. Ne bileyim Eskişehir'deki Çağrı kardeşim. Yani gidin kardeşim, bakımınızı yaptırın. Demeyecekler yani. Tabii tabii bak siyah noktalar bilmem neler tabii, falan filan. Temizleyin yüzünüzü. Nemlendirici sürün. Güneş koruması mutlaka kullanın. Kadın erkek sabah akşam.
50'ler, 30'lar falan filan. Yani. Bak ne kadar güzel. Bu ne? Evet. Ha, bu da Alaçatı dünyası. Evet. Şimdi Alaçatı'ya gider onlar, başlarlar. Bu arada kiracı ev sahibiyle ilgili inanılmaz mesaj yağıyor şu anda. Dert çok, girip okumaya çalışacağım. Dert büyük, haklısınız. İşte pandemide evi kiraya verdim de zam yapmadım da ama sonra hala böyle depremde yine evsiz kaldık biz diyor. Ankara'da kendi evimiz var. Gideceğiz, oturacak yerimiz yok. Çıkmıyorlar içeriden. Aynen öyle. Evet. Güzel bir haber aldım da o yüzden biraz şey oldum. EYT bağlanmamıştı da herhalde. Çok gelmiş, haklısınız. Bak ne diyor? Ha? 6 Şubat depreminde. Evet. Peki, şimdi bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Sevgili Muratcığım. Prens Harry'den haber var. Söyle. Prens Harry kim diyeceksin? Kim? İngiltere Kraliyet ailesinde. Niye diyeyimmiş Prens Harry ya, bizim Harry? Evet, küçük olan. Evet, buyurunuz. Çok fazla var. Peki, çok güzel bir video var şimdi. Ne var? Bak, Berfu'yla Eser Yenenler. Ya bayılıyorum bunlara gerçekten. Şimdi şakalamış Berfu Yenenler, Murat Dalkılıç'ım. En sempatik ve en komik çift, doğru. Evet. Ne yalan söyleyelim, doğrular. Çok vallahi doğallar. Evet. Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'ı arıyor. Sosyal medyada akım haline gelen erkek örgütlenmesini yerden yere vurmak üzere. Bir bakalım ne konuşmuş sevgili Berfu, sevgili Murat'la. Alo. Alo Murat, ne yapıyorsun? Canımın içi. İyiyim, ne yapayım ya, yeni uyandım. Bir şey diyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dün Eser'e ulaşamadım gece. O da demişti ki Murat'la olacağız. Ama ulaşamadım, hala da ulaşamıyorum. Seninle mi? Biraz geç yattık ya. Ha, sende mi kaldı? Evet, bende kaldı. Birliktesiniz yani şu an. Evet ama içeride uyuyor. Uf, uyandırabilir yani misin herhalde... ya? Çok merak ettim. Aa kızım, sen de deli misin ya? Benle beraber mi yapmışsın, ne olacak? Uyanmaz mı? Yani uyansın yani. Saat kaç oldu ya? Uyandırsan çok mu zahmet olacak sana? Berfu hayırdır ya? Nedir bu panik? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ya uyandırıp eve göndersen çok güzel olur yani, sen neyse. Sen ne değil mi? Şu an kızdın mı sen ona? Ya ulaşamadım, çok merak ettim. Senle yani Murat'layım dedi. Yani o zaman senle içim rahat mı olsun mu? Ben de içim rahat olsun tabii ki, niye olmasın? Tamam, tamam o zaman. Uyanınca sen söylersen hani Berfu aradı falan diye. Tamam tamam, ben uyandırır söylerim. Tamam hadi, çok öptüm seni, görüşürüz. Hadi ben. Adam. Siz gerçekten bir örgüt olmuşsunuz. Adam. Adam da Eser de adam mı acaba? Ha? Sorarım sana. Eşinin yanı, hanım köylülüğe bak. Arkadaşını hemen satıyor orada. Vay Eser nasıl? Kardeşim benim. Ay adam diyor işte, beni nasıl sonuna kadar savundu diyor. Bak, ha, bu sonuna Murat kadar Dalkılıç savundu da. Uyandı. Murat Dalkılıç orada satıyor ama. Uyandı, konuya aydı, toparladı. Hemen karşıya geçti. Bir dakika, sen beni top bir çeviriyor, şey mi suçluyorsun top çeviriyor. Şu an? Top çevir, nasıl? Siz var ya erkekler. Berfu helal olsun. Murat yazıklar olsun. Olur bir dakika canım. Ya. Eser açısından bak. Eser'le Murat arası şu an nasıl olacak? Ya senin karın niye sana ulaşamıyor kardeşim? Sen karına Murat'ta kalacaksan açarsın. Murat'ta kaldım dersin. Yani tamam mı? Sonuçta Berfu da kocasına sonsuz güveniyor. Çok da mutlu bir çift. Ama gel gör ki. Yani hayır. Yani normalde benim arkadaşım bana bunu yapsa ben acayip bozulurdum. Biz ne biliyor musun bak. Hep kadınlar bu telefonu açıyor. Bir de erkekler açsa acaba biz ne diyeceğiz o sırada? Bir de o açıdan bak. Eser kardeşimi de yine söylüyorum. Murat kardeşimi burada satmış. Fazla hanım sen köylü. Sen ne yapardın? Fazla hanım köylü. Alo. 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 Bitti. Bilmiyorum, ne bileyim ben, bana ne, ne yaparsa yapsınlar. Ama kapatırdın telefonu. Ses ya, gelmiyor deyip kapatıp telefonu. Şu an bir toplantıya giriyorum ya. Şey toplantısı. Amerika ile görüşeceğim. Yeni uyandım dedi. Avustralya ile görüşeceğim. Bak şimdi her gün konuştuğum tamam bir işte, arkadaşım. Geç kalmışım. İyi ki beni uyandırdın. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Eser kardeşim de burada, buralarda bir yerde. Ya bir dakika kapatma. Görüşürüz. Eser nerede? Eser nerede? Bulamıyorum. Panikteyim. Ay ben şimdi Eser'le uğraşamayacağım deyip kapatır çok mısın? Kız orada çıldırmış. Çok sıkıştırdı. Eser de orada yanıyor, içi gidiyor. Ay Allah. Çünkü ama helal olsun. Örneklerinden kaçınınız efendim. Hiç güzel bir örnek değil. Bak Ercan nasıl gülüyor. Siz erkekler tabii müstehsi bir gülümseme. Aa dur şuraya gel. Altında. Sonra Murat gel. Dalkılıç geliyor. Eser kardeşimi, Berfu kardeşimin evine, diyor ki ay yengem de çok güzel yemekler de yapmış. Barışmaya geldi, orta yolu bulmaya çalışıyoruz diyor Berfu'da. Bak görüyorsun, orada yazık tek başına oturuyor ya. Murat kardeşim ya. Ya. Aslında bir taraftan da yani şimdi onun tarafında, bunun tarafında olamıyorum ben. Arkadaşını kollamış. Ne?
Murat, İçinden şunu geçiriyor. Ya Eser gene kim bilir neredeydin gece, bak benim başıma geldi, Berfu da bana şey yaptı, ah beni de zor durumda bıraktın diye o içinde tabii o iç hesaplaşmasını yapıyor. Bilmiyorum Murat Dalkılıç. Çok ince ince çizgiler bunlar valla, inşallah gönlünü almışsındır. Umarım. Peki, ama Eser'e yine ben diyorum Murat kardeşim. Bizim Mande sokağa çıktı. Çıktı da şu da okuyalım Ebru'cum ya. Ne var? Günaydın mesela. Fatih'te evim var. 3000 lira kira alıyorum şu anda, fakat ben de Fatih'te oturuyorum. Benim mal sahibim 4000 liradan 9000'e çıkardı ya, kirayı. Mecburen kiracımı da bu yüzden zam yapmak zorunda kaldım. Dolayısıyla silsile böyle oluyor. İşte bu ülkenin sesiyiz falan filan. Kiracı mal sahibi karşı karşıya gelmeden bu işlerin çözülmesi nasıl olacak? Buyurunuz işte. Yani aynı ev. Benim ev sahibim var. Benim bir de kiracım var. Kiracı alıyorum 3 lira, ev sahibi diyor ki seninkini 10 yaptık. Ben de diyorum ki sen de 10 yapacaksın falan. Böyle böyle ilerliyor. Böyle işte. Böyle ilerleyen bir durum. İlerleyemiyor artık daha doğrusu. Hatta işte sıkıştığı noktada kapı kazma kürek vesaire durumu. Peki, Mande mikrofonu eline aldı, sokağa çıktı. Sarılmanın olumlu etkilerini uygulamalı olarak gösterdi efendim. Sarılmak acaba olumlu bir davranış şeklidir. Sarılır mısın abi? Sarılayım, gel kardeşim. İyi hissettiriyor mu sarılmak? Evet. Ne hissettiriyorsun? Mutlu ya, sevgi güzel bir şey yani. İnsanları sevmek, herkesi sevmek güzel bir şey. Sevdiklerinize sarılır mısın? Tabii ki. Ne sıklıkla? Dakika başı çocuğuma sarılıyorum. Peki ne hissediyorsunuz birine sarıldığında? Mutlu oluyorum. Her şeyi hissedebiliyorum, o anki ruh halime bağlı. Sevgiyi göstermenin en yalın, en güzel hali sarılmak. Sarılmanın hem vücudumuza hem de psikolojimize çok iyi geldiği de bilimsel olarak ortada. Peki sarılmanın olumlu etkileri neler? Huzur verici bir şey. Hem acı dindirir, hem sevinç paylaştırır. Güzel bir şey bence. Tansiyonu bile dengeliyor mu? Yani doğrudur. Serotonin salgılar bence yani. Hayatta kalmak için günde 4 kez sarılmaya ihtiyacınız olduğunu biliyor musun? Biliyordum, evet. Kaygıyı azaltıyor. Azaltır. Ama buna sarılmayayım ya. Bilmiyorum, abiye sarılırsan ne kadar hayatta kalır. Aynen ona. Bir kere o çok sarıldı bana yeter. Bir kere sarıldı. Yetiyor mu? Şimdilik yeter. Ha, 50 kere sarılıyoruz ya uşaklarımıza. Çocuklar geliyor, anne, baba falan. Ne hissediyorsunuz şu an? Çok mutluyum şu anda. Huzur verici bir şey. Kimle sarıldığına bağlı olarak değişen bir şey. Fiziksel ve psikolojik olarak çok olumlu etkileri varmış sarılmanın. Ben katılıyorum. Ben de görüyorum bu etkileri. Nasıl etkiler oluyor? Mutlu oluyorum, enerjik oluyorum. Tansiyonu dengeliyormuş, kaygıyı azaltıyormuş sarılmak. Evet, doğrudur. Mutlak, mutlak surette doğrudur. Çocuklarda beyin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Biliyor muydun? Evet, biliyorum. Anne babanın sevgisi kadar. Yani sarılması da önemli. Bunu gösterme şeklin de önemli. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. O yüzden sarılın. Çok geç olmadan insanlara sarılın. Ne zamanın son gün olacağını bilemezsiniz. Ebru, Murat, sarılmanın faydalarını gördünüz. Sokaktaki cevaplar da birbirinden eğlenceli ve mesajlar da oldukça önemli. Peki siz sarılma hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsun Ebru? Durup ben dururken. Ben çok severim sarılmayı. Gel sarılayım. Sevdiklerine mi, herkese gel, mi? Gel kalk canım sana. Bak etmeyeceğim. Gel bak. Gel, dur. Sarıldın mı? Böyle sarılacaksın. Bak bir de 7 saniye var. Bak şimdi ne oldu? Kalp basıncımız. 7 saniye duracak mıyız öyle? 7 saniye yani. Say. 1 2 2 3 Çok hızlı 4, sayıyorsun. Çok hızlı bak, gitti. Bak, 4 yavaş. 6 8 Çok hızlı. 2 3 Çok hoşuna gitti bu durum. Dur Allah'ım yine gel. Kameraya arkamı döndüm sizin yüzünden. Şöyle yapın bari. Dur, Murat da dönmesin. Hayır, ses çıkarmak da ayrı bir mutluluk tabii. Tamam, yapalım işte. O da benim nidalarım. Kıyamam. Şimdi vücudum, bak kendime geldim. Oksitosin salgılıyor. Şu an salgılamış durumdayım. Bağları kuvvetlendi, muhteşem hissettiren bir hormon türü bu. Bir. Derin ilişkiler kurmayı sağlıyor. Yani artık ikisiyle ilişkim daha da derinleşti. Acıyı azaltıyor, kan basıncını düzeltiyor, stresi azaltıyor. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor. Bir sarılmayla bu mu oluyor? Yoksa yani, sürekli bir sarılacağız? Sevdiklerine sarılmak. Tabii pandemide çok unuttuk bunu ya. Öpüşmek, sarılmak falan filan. Pandemi geçti artık Ebru ya. Yani o 5 yıl oldu. Sarılın herkes sevdiklerinize. Valla o zaman şöyle bir şey. Kedi, köpek, ne bileyim hani at, büyükbaş hayvan vesaire, onlara sarılmak da çok güzel bir şey. Kediye özellikle böyle, evet, alıyorsun, köpeğe. Ya, sevdiğine sarılmak kadar güzel bir şey var. Esas hadise değil, bir de kendine sarılacaksın. Evet. Kendine sarılmayı bilmeyen başkasına sarılmayı beceremez Ebru.
Öz sevgi. Arada bir şöyle yapacaksın. Yetişebiliyorsun, kendini öpeceksin. Kendini seveceksin. Şöyle. Aynen. Kaslar çok olduğu için ben çok yetişemiyorum. O yüzden yetiştiğin zaman böyle sarılacaksın, seveceksin. Allah'ım, gerçekten kendi hakkında bu kadar farkında olan bir insan az gördüm yani. Şöyle sarılmayı unutmayın güzel arkadaşlar. Ama yola çıkıp da hadi bugün sarılma günü diye de öyle kafana çantayı yazsın. Herkese sarılma canım, tabii canım. Sen tanıdık insanlar. Herkese de sarılmaz. Hele yazları ter mer biliyorsun. El bir de sıkış, toplu bir taşımalarda de, mecburen sarılabiliyorsun bazen. Bir de el sıkışma var ya, elin terliyse. Allah! Ey. O da kötü. Peki, bir soru daha sana. Çiftler beraber mi uyumalı, yatakları ayırmalı mı? Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli mi acaba Murat? Yatakları ayırmalı mı, çiftler uzaktan mı sevmek? Vallahi nasıl olacak? Çift sen, ha? Sen de çift, ben değilim. Şimdi neden çiftiz? Yani ne bileyim, paylaşmayacaksan, bir yastığa baş koymayacaksan falan. Ama boşuna, bir araştırma varmış bununla ilgili, neden? Ne kadar güzelsin, çok güzelsin, başka türlü güzelsin bugün. Sarıldığı zaman eşin sana, tabii ki içindeki öfke duygusu, kızgınlık duygusu, her şey iyileşiyor. O yüzden yatakları ayırmak henüz bizim toplumumuzda kabul edilemez. Türk toplumuna göre değil bence, bence saçma. Mutlu evliliğin sırrı yatakları ayırmaktan mı geçiyor? İlginç araştırma İngiltere'de yapıldı. Bence çok saçma. O zaman birbirlerini sevmiyorlardır bence, çok gereksiz bir şey. Dünya çapındaki bir üniversitenin araştırmalarına göre ayrı odalarda uyuyan çiftlerin daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Bence temasın insanları bağlayan bir gücü var ve ben bu güce inanıyorum. Öğlen oldu be, öğlen oldu. Hadi fırla bakalım. Araştırmaya göre partnerlerden birinin horlaması, terlemesi ya da yatakta fazla hareket etmesi ötekinin uyku verimini düşürüyor. Uykusuzluk da çiftlerin daha sık kavga etmesine yol açıyor. Fakat biz kendi toplumumuza baktığımızda yataklar ayrılmaz, şanssızlık uğursuzluk getirir, aman kızım küs yatma gibi durumlar var bizim ülkemizde. Küs girersen barışırsın gibi belki 20 yıl sonra ünlü üniversitede yapılan araştırmanın sonucunu destekleyecek boyuta gelebiliriz. Araştırma sonucu böyle çıkmış olsa da bazı çiftlerde yatak ayırma kusur olarak görülüp mahkemeye boşanma sebebi olarak sunulabiliyor. Evli misiniz? Evet. Çiftler ayrı odalarda uyudukları zaman daha mutlu oluyorlarmış. Yalan. Ben buna katılmıyorum. Yalan. Öyle bir şey yok. E neden evlendim o zaman? Yalnız yatacaksam? Birlikte bir yola çıktık. Her zaman birlikte olunca mutlu oluruz yani. Birlikte uyursak. Valla önemli bir soru bu. Ama küs girilmez yatağa diye bir söz vardır ya. Yatağı ayırmışsan ne yapacaksın? Yatağı ayırmak. Ya bu horlama hikayesi aslında baktığın zaman hani terleme, ne bileyim yatakta fazla hareket etme vesaire vesaire hani. Diğerinin uyku kalitesini düşürebilir mi? Yani tabii ki. Ya düşürür tabii canım. Uyanabilirsin yani. O yüzden benim bir önerim var. Mesela hani çiftsiniz illaki beraber aynı yatakta yatacağız falan filan diyor arkadaşlar diyor. O zaman niye evlendi kardeşim? Yani mesela birisi horlamayan bir 10 dakika önce gitsin yatağa ya da 15 dakika önce. Derin uykuya daldığı andan itibaren diğer arkadaş gelsin. Ha arada bir böyle şey olabilir, huysuzlanabilir falan. Salondaki L koltuğa gitsin. Orada bir battaniyesiyle yatsın uyusun. Ya da araya kedi köpek varsa oluyor ya bazı çiftler alabiliyor. Kediyi oraya koysun. Ondan sonra diğer odaya geçsin. Benim yani budur. Mesela Japonlar fena biliyorsun. Nasıl bu konuda. Yani mesela bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde örf adet falan asla o beraber yatmadan işte serçe parmağın bile değecek falan filan. Hani tabii. Onu Temas hiç istemeyen bir millet mesela evet. Japonlar. Hani gençler, yaşlılar ayırmıyor. Yani direkt yatağı bırak odaları onlar ayırıyorlar bırak, yani. Onlar dokunmayı, onlar gülmeyi unutmuşlar ya, zaten. Tamam onu boşver de yatağı bırak odayı ayırmışlar. Evet. Ve özellikle Japon anneler çocukların yanında uyumasını tercih ediyorlar. Yani burada da bir acayip bir durum evet. var. Şimdi ben mesela sen bir Japon kültüründen birisiyle evlendin. Sen diyorsun ki bizim kültürde yan yana yatmak durumundayız. Adam diyor ki hayır ben odaya gideceğim salona. Sen diyorsun ki böyle hadi kültür çatışması buyurun. Bence sen kesin ayrı odalarda yatmayı tercih edersin. Niye? Nereden çıkardın çok bunu? Çok titiz olsun. Yani evlendiğimiz hanımefendi de titizse. Titiz olacak mutlaka. Ha. Ama klima varsa ortamda yaz günü şahane olur. Ha bak şimdi o klima meselesini seninle tartışırım. Çünkü siz geldim. Erkekler geçtiğimiz günlerde bir video göndermişler bana. Karısı evden, kız arkadaşı evden çıktığı anda klimayı böyle indiriyor aşağı ev buz gibi. Fakat ben mesela üşüyen bir insanım. Klimalı işte. Ortamda zatürre oldum ben yaz günü. Ne yapacaksın bunu? Ne yapacağız? Dolayısıyla yatakları bir kenara bırak odaları hatta evleri ayırmak çok mantıklı olabilir. İyi. Evet, peki. Garipmiş ama ya. Garip araştırmalar geliyor. Hadi bakalım. Adını dağlara yazalım. Böyle ya. Sen yazdın mı hiç adını dağlara sevdiğinin?
böyle pankartlara. Hollywood'u kim yazdı zannediyorsun? Vay be. Evet, bu bir araba gördüğünüz maalesef üzere. Aslında sormak da lazım, hani sevdiğiniz için yaptığınız en büyük çılgınlık nedir diye. Antalyalı Adem kardeşim sevgilisinin adını bir arabaya yazmış. Ama başkasının arabası. Arkadaşım ya, nasıl bir şey bu? Buyurunuz. Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş. Adını dağlara yazdım, yârim bulutcanlara kastım. Adını dağlara değil arabaya yazdı. Mecnunlukta yeni bir sayfa açtı. Yazık olmuş. Antalya Muratpaşa'da Adem isimli bir kişi park halindeki beyaz otomobili aşk duvarına çevirdi. Elemini, kederini, seraba beslediği derin sevgiyi sprey boyayla üzerine adeta nakşetti. Sahibi kimse arabasının başına gelsin. Kalpler çizdi, plakasını boyayla kapatıp lastiklerini kesip indirdi. Özetle kaza yapmadan arabayı pert etti. Dört lastik inmiş. Araba bu halde. Yazık olmuş. Ekipler her yerde serap sevdalısı Adem'i aramaya başladı. Adını dağlara yazdım yârim. Bravo kardeşim, bravo. Bravo. Bu da yapılmış, ha buyur. Ya adamın elin arabasına mahvolmuş yazıyorsun. Serap seni seviyorum. Araba kimin? Serap beni kim? Bırakma. Ben nerede? Adem, ben Adem. Hadi kimin yazdığı imzasını da atıyorum. Şimdi sen Serap olsan. Ya Ademciğim ya. Bırak Allah aşkına demez misin? Ha şöyle düşündü herhalde. Bu araba sokağa çıktığında gezecek. Serap elbet görecek. Yani bunu görmemesi mümkün değil. Gezen biri ilan koymuş adam arabanın üzerinde. Ama gel plakayı bile boyamış. Gerçekten kalpler kaza yapmadan pert olmuş araba. Hele ay şu zamanda ya yani. Vallahi bu şekilde zararlı dolaşıyormuş Antalya sokaklarında bak. Bir Serap bulacağım diye. Değil mi? Bir Serap gördüm. Bu arada tarılmamızla ilgili o kadar çok fotoğraflar yağıyor. Çekmişler bizi ekrandan. Çok seviyorum sizi. Kim o? Sarılmanız muhteşemdi. Bir daha mı? Evet. Bir daha mı sarılın diyor? TV başında ben bile mutlu oldum diyor. Ay, ay ne kadar canım güzel ya, ne güzel. Teşekkür ederiz. Kalp kalp kalp. Şöyle bir şey var. Seviyorum sizi. Sarılmanız muhteşemdi. TV, ha pardon, o değil de bir tane daha vardı. Nida İzmir'den. Evet. Eşin horluyorsa tabii ki ayıracan. Ha, evet. Demiş. Ayıracan diye yazmış. Evet. Ayıracan yani, net diyor yani, yapacak bir şey. Vallahi bu horlama olayını aslında tedavi sürecine girilmesi lazım ya. Başka bir şey bu. Peki seni ne? Gel başka bir romantizme götüreyim ben. Horlamadan romantizme lazım gidelim. Haklısın. Haklısın ama yani romantizm de elden bırakmayacaksın. Bir dakika. Yani senin beklentinle tatile gitmişiz. Ben çok romantik bir tatil beklerken sen de ben tatile geldim deyip işte bütün gün uyur, işte dön senle ilgilenme. Nerede romantizm? Ama bak hala romantizmi elden bırakmayanlar var. Çıtayı çok yükseltiyorsunuz. Yapmayın, yapmayın, lütfen yükseltin, yapmayın. Lütfen yapmayın, lütfen. Lütfen hassasiyet şu istiyorum. Şu kaç para biliyor musun şu hadisi? Beyler evlilik teklifinde yaratıcılıkla sınır tanımıyorlar. Bakın nerede geldi. Hadi yüzük bir de kayboldu gitti, bir masraf daha. Sularda evlilik teklifi. Evlilik teklifi yaparken sevdiğini şaşırtmak isteyenler bazen havada, bazen karada, bazen de suda sürpriz yapıyor. İbrahim Can Kahraman'da kız arkadaşı Melek Nazikoğlu'yla Muğla Fethiye'ye tatile geldi. Çift beraber dalış kursuna yazıldı. Eğitmenlerle 5 metre derinliğe indiklerinde önceden hazırlanan "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı. Evet cevabının ardından tek taş yüzük takıldı. Çiftin mutlu anları sualtı kamerasına yansırken bize de bir ömür mutluluklar dilemek düştü. Var ya, gerçekten harikasınız. Vay be, vay be, vay be. Hadi bakalım. Gerçekten. İbrahim Can. Romantizmden öleceğiz Kahraman, bugün. Sarıldık. Melek Nazikoğlu'na Muğla Fethiye'de tatile geldiler. Beraber dalış kursuna yazıldılar. Bak her şey organize edilmiş. Yaratıcılık. Yukarıda 5 metre derinliğe indiklerinde önceden hazırlanmış "Benimle evlenir misin?" pankartı. Ay çok güzel. Hayır diyormuş değil mi? Vallahi bir yastıkta inşallah suların içinde. Suda doğum hadisesi son derece önemli. Belki onu da yaparlar. Su hayatınızdan eksik olması güzel kardeştir. Şahane. Acil diyor reklam mı? Kısa kısa.
Maşallah bak ne neler var Ebru'cuğum. Ne kadar uzun boylu değil mi o? Evet. Bazı izleyicilerimiz kedi medi az önce konuşurken miyav dememi istemişler. Miyav demek istedim. Teşekkürler. Ne yapayım? Reklam diyorum. Reklamlar efendim. Sarılın efendim. Harika bir gün olsun. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Evet yarın saat 8'de sabah görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Buyurun Zebra Hanım. (Gülüyor)